gerçekten şey yani en önemlisi yani gerçekten her şeyden önemli olan şey çok iyi arkadaşız. Hande müthiş bir insan. Hande'yi çok seviyorum. Gerçekten şey yani en önemlisi yani gerçekten her şeyden önemli olan şey çok iyi arkadaşız. İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir yorum videomla daha karşınızdayım. Biraz ne derler? Ara verdik, doğru söylüyorsunuz. Ara verdik ama tabii başka haberler de vardı. Ferhan Şensoy'u son yolculuğuna uğurladık biliyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir kayıp ülkemiz için ve sanat camiası için. Kendisini bu şekilde hani değerinin tabii ki anlaşılması açısından maalesef hani öldükten sonra insanlar çok çoğunlukla hani değeri anlaşılıyor. Ülkemizde böyle oluyor maalesef. Dolayısıyla da ne olursa olsun onun haberini yapmak gerekiyordu, onu anmak gerekiyordu. Tabii ki ben de cenazeye katıldım, anma törenine katıldım ve canlı yayın da yaptık oradan. Ve sevenleriyle birlikte, ailesiyle birlikte son yolculuğuna uğradık. Allah rahmet eylesin diliyoruz ve sevenlerine, yakınlarına da sabır diliyoruz efendim. Efendim, tabii bu arada neler oldu? Herkes bu arada yine bana mesajlar yolladılar. İşte Engin Bey, Engin abi ne zaman hani yapacaksın, işte yorum yapacaksın, işte Hande Erçel, Kerem Bürsin diye. Sağ olsunlar tabii ki ben de haber bekliyorlar, yorum bekliyorlar. Ve ben de tabii ki bu arada işte bu boşlukta da en azından güzel şeyler geldiği için de yine de toparlamış oluyoruz bazı şeyleri ve paylaşmış oluyoruz. Peki ne oldu? Hani çok güzel şeyler var şu an. Haberler geliyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili. Ne geliyor? Efendim Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ailecek biliyorsunuz görüştüğünü artık iyice böyle kaynaştıklarını biliyoruz. Daha önce söylemiştim size. Bununla ilgili işte aile ziyaretleri, işte aile görüşmeleri, hatta işte telefon tatildeyken bile telefonla işte görüntülü video görüşmeleri yaptığına dair bilgiler aldım ben. Yani görüntülü olarak işte Amerika ile konuşurken Hande Erçel de orada aynı şekilde görüştüğünü, Kerem Bürsin konuşurken birlikte görüştüklerini ve aslında güzel farklı bir yola girdikleri. Daha önce ben söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Güzel farklı bir yola girdiklerini biliyorum, öğrendim. Yani evlilik yoluna. Evet izleyenler. Evlilik yoluna güzel emin adımlarla gidiyorlar. Peki geçen gün işte yine çok ilginç bir yerden video geldi. Nedir o iyi video? Yine bir böyle YouTube'da yine videolar paylaşan, böyle çocuklarıyla, ailesiyle videolar paylaşan bir arkadaşımız şans eseri havaalanında Kerem Bürsin'i ve Hande Erçel'i görüntüledi. Çocuklarıyla tatilden geliyor kendisi. İşte bunu bu videoları böyle çekiyor falan. İşte yayınlayacak. Bu arada işte annesi de işte onu karşılamaya geliyor. Bu arada işte beklerlerken çocuk falan trafikte falan beklerlerken Kerem Bürsin'i rastlıyorlar. Beklerken. Kimi bekliyor? Peki. Evet. Kimi bekliyor izleyenler? Kerem Bürsin işte böyle. Hande Erçel'i bekliyor ya. Kerem Bürsin böyle bekliyor merakla. İşte ve Hande Erçel geliyor sarılıyor Kerem Bürsin'i. Karşılıyor. Evet bakın tekrar. Böyle havaalanında onu bekliyor. Onu karşılamaya gelmiş Kerem Bürsin. Araba işte bak bekliyor. Onlar da şans eseri çekmiş arkadaş.
Bakın diyor işte bu arada kim bekliyor? Kenan Bürsin kimi bekliyor acaba diyor ve hop Hande Erçel. Ona hasretle sarılıyor. Bu görüntü daha önce biliyorsunuz işte hani Bodrum'da röportaj verdi ya. Hani işte arkadaşlarıyla tatil yapıyordu ya döndü. İşte o zamanki görüntü. Yani Kerem Büyüsün onu alanda karşılıyor. Hande Erçel'i İstanbul'a geldiği zaman. Ve bu şekilde birbirlerine sarılıyorlar. Bu diziden ama çok güzel bir kare. Ben bunun gerçek hayatta da olabileceğine inanıyorum. Yani o karenin aslında dizide evet ama gerçek hayatta da olacağına yürekten inanıyorum. Kerem Bürsin'in Hande Erçel'le olan duyguları da anlattığı röportajda da dediği gibi çok birbirini çok seviyor. Evet seviyorum ama en önemlisi arkadaşız. Yani gerçek anlamda birbirimizi tamamlıyoruz kelimesidir bu arkadaşız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Çok iyi her şeyimizi paylaşıyoruz anlamındadır. Ve bu bunu işte bu şekilde iletmişti. Bu kare bakın bu şans işte böyle hani derler ya hani böyle anticlimaks arkadaşlar doğal görüntü bu. Kimse yok. Kerem Büyüsün Hande Erçel'i karşılamaya gitmiş havaalanına. Bu arkadaş da çocukla birlikte video çekerken şans eseri onları görüntülemiş. Çok hani bu ne söyledik hani özellikle bunu çekmediği belli. Çünkü bu kareyi yani bu görüntüyü birkaç saniyeliğine kullanmış videosunda. Ama yetiyor tabii bizim için. Bakın Hande Erçel sevgiyle Kerem Büyüsün nasıl sarılmış bakın. Aşık birbirini seven çift aşık dolu. Bakın Kerem Bürsin heyecan. Bakın nasıl sarılmış. Eli orada Kerem Bürsin. Şurada sıkı sıkı sarılmış. Aynı şekilde Hande Erçel de öyle. Hasretle. Üstelik hani çok uzun sürede bir ayrı kalmadılar biliyorsunuz. Yani bir hafta falan işte bir 10 gün falan böyle bir Hande Erçel uzaklaştı Kerem Bürsin'den. Ama buna rağmen gerçek anlamda birbirlerini çok büyük özlemişler. Zaten hemen akabinde biliyorsunuz birlikte tatile gittiler. Planladıkları tatili hemen yaptılar. Belki de planlamamışlardı. Hemen bir şekilde ayarladılar gittiler. O da olabilir. Sonuçta ayrılmak onlara gerçekten çok uzun süre ayrı kalmak onlara pek böyle mutlu etmiyor. Onu da anlamış olduk. Çünkü demin de işte dediğim gibi havaalanında şimdi bakın tekrar başlayacak. Görüntülerde Kerem Bürsin heyecan onu bekliyor ve birbirlerine hasretle sarılıyorlar. Yani bakın nasıl sıkı sıkı sarılıyorlar. İki aşık çift. Bu yani hani böyle bekleseniz yakalayamazsınız. Genelde biliyorsunuz magazincilerde beklerler bir sağda solda. Bekleyip yakalanamayacak bir şeyi şans eseri bu arkadaş görüntülemiş ve yakalamış ve videosunda da çekmiş. Artık ben de her zaman bunu söylüyorum. Kerem Bürsin'i biraz hani şikayet etse de artık bu durumda dünya. Yani dünya bu durumda. Nereye giderlerse gitsinler. Dünyanın öbür ucuna da gitseler. Bir şekilde bir yerde onları tanıyan birisi çıkıyor. Çünkü artık dünyaya da mal oldukları için. Dünyaca tanındıkları için. Her yerde dizileri sayesinde. Ve ikisi çok sevildiği için bir şekilde onları çeken telefonuyla ya da işte kamerasıyla oluyor. Artık gazetecilere de gerek kalmadı bu zamanda. Ve yakalanıyorlar. Bir şekilde görüntüleniyorlar. Dolayısıyla da tabii ki işte bu onların bu ünlü olmanın biraz da işte verdiği handikaplardan bir tanesidir bu. Hani şikayet ederler. Ünlüler ya, bir bakıma da haklılar. Özel hayat yani birileri bir anda böyle hani yok oluyor gibi bir şey oluyor. Yani artık böyle giderlerken, bir yere giderlerken hep devamlı böyle sağa sola arkalarına falan bakmak zorunda kalıyorlar. Acaba çeken var mı, görüntülendi mi, kimi, tanındık mı diye mecburen ve hareket tavırlarına da dikkat etmek zorunda kalıyorlar. Burada havaalanında oldukları için büyük ihtimalle ya akşam ya sabah erken saatler
Dolayısıyla da hani bakın işte gördüğünüz gibi kamera olmayacağını, işte şey olmayacağını eminler. Zaten kısa bir an olduğu için bu karşılama olayı da ve samimi bir şekilde orada böyle birbirine sarılmaktan da tabii ki çekinmiyorlar. Şimdi kameralar olsa Hande Erçel ve Kerem Bürsin böyle yapamazlardı işte. Yani bu kadar bu güzel bu samimiyeti göremeyecektik ne yazık ki. Yani ve ama burada bunu gördük. Yakalandı yani bir şekilde görüntülenmişler. Şu çok güzel bir kare. Ben bu kareyi de çok beğendim. Dizi için çekilmiş olsa da eminim. Şimdi evlilik yolundalar dedim size. Eminim ki bunlar mutlaka kendi akıllarından geçiyordur. Çünkü buna bir tecrübeyle sabit. Sevdiğin insanla birlikte böyle bir rolle yapsalar gerçek yaşantılarında onun böyle nasıl olabileceğine dair hayalleri de kurmuşlardır. Hande Erçel işte hamile anne, ilk adı anne olacak. Kerem Bürsin'e baba olacak. Bu şekilde çocukların işte bakıyorlar hastanede. İşte hem cinsiyetine hem işte sağlık durumuna bakıyorlar. Nasıl olduğuna dair. Tecrübeli sabit bu arada. Benim de oğlum var bir tane. Ellerinizden öper. Gözlerinizden öper. Ve aynı şekilde ben de onu hissettiğim için size söylüyorum. Yani onu o şekilde öyle görmek, işte o şekilde hissetmek, iki seven birbirini çift aynı zamanda bu şekilde bir ailelerine katılacak bir bireyi görmek bu şekilde gerçekten çok farklı duygular yaşatır. Ve orada da rol yapsalar da eminim ki hayalini kurmuşlardır. Çünkü birbirlerini çok seviyorlar. İşte burada gördüğümüz gibi. İşte bunun böyle rol, işte PR bilmem ne diyen arkadaşlar. Bakın. Havaalanına gelmiş karşılıyor. Sevgiyle, aşkla birbirlerine sarılıyorlar. Budur. Yani artık bundan sonrasına bir laf etmeyin yani. Ediyorsanız da artık size ne diyeceğim bilemiyor. Başkaları desin size. Evlilik yoluna gittiklerini size söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Çünkü konuşuldu. Tekrar konuşuldu. Ve mutlu son. Mutlu son demiyorum ben. Kelimesini kullanmıyorum. Çünkü bana son çok şey geliyor. Mutlu bir başlangıç diyelim. Bak mutlu bir başlangıç tekrardan yaşayacaklar. İlk başlangıçları aşktı. Dizideki başlangıçları. Birbirlerine duydukları aşktı. Şimdi evlilik yolunda yeni bir başlangıç yapacaklar. Bunun da haberlerini aldık efendim. İnşallah önümüzdeki günlerde mutlaka bununla ilgili kararlarını da bize bildireceklerdir diye düşünüyorum. Ve tabii ki işte bu kare, ben bunu çok işte bakın yani hani derler ya anticiler ya da işte bileyim bunlara karşı olanlar işte Kerem'e, Hande'ye laf çakmak için yarışanlar için bu bir noktadır. Yapıştırmadır. Tokat kelimesini de kullanıyorum bazısı için. Saldırganlar için. Tokattır. İşte budur izleyenler. Aşkın, sevginin birbirlerine olan düşkünlüklerinin kanıtıdır. Dolayısıyla da işte böyle herkese göstermiş oldular. Şans eseri de bu arkadaş çekmiş oldu. Magazinci değil, bir şey değil. Normal bir YouTube'da video çeken çocuklarla birlikte böyle güzel seyahat videoları çeken bir arkadaş denk geliyor. Ve böyle bu şekilde de videosunda yer alıyor. Ve tabii ki kaçar mı hayranlarından? Kaçmaz. Ve tak diye de her yere yayılıyor bir anda. İşte bu arkadaşlar. Ve evlilik. Dizideki evlilik gerçek olacak böyle. Gelinliği belki çok daha farklı olacaktır. Ve bebek olayı da inşallah gerçek olacak. Bunları da onlardan göreceğimizi ümit ediyorum. İkisi de birbirini çok seviyor. Birbirine çok yakışıyorlar çünkü. Ve bunun kararını da
Kerem Bürsin zaten Hande Erçel'le olan işte ilgili röportajında da bir şekilde aslında söylemiş. Çok iyi anlaşıyoruz arkadaşız. İleriye doğru dönük de mutlaka planları vardır. Efendim, bizi izlemeye devam edin. Bu güzel karelerin daha çoğalacağını, çok farklı şeyler göreceğimizi de eminim. Hem birlikte hem ayrı ayrı. Bunları burada mutlaka paylaşacağız. Size iyi günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin efendim.